Değerli basın mensupları, çok değerli kamuoyu, Yüksek Seçim Kurulu'nun dün oy çokluğuyla verdiği İstanbul seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine ilişkin karardan kamu vicdanı son derece rahatsızdır. YSK'dan hakka ve hukuka uygun, millet iradesini koruyan ve vicdanını rahatlatan bir karar vermesini beklemiş idik. En sonuncusu dün olmak üzere 31 Mart gününden itibaren defalarca uyarılarımızı da yapmıştık. Bu çerçevede YSK'dan istediğimiz neydi? Önceki kararlarına sadık kalması. Yani duruma özel karar vermemesi. Dün ne karar veriyorsa, nasıl karar veriyorsa öyle karar vermesiydi. Maalesef bu defa böyle olmamıştır. Seçimin iptalinin usulsüz veya sahte seçmen yazımına dayandırılmadığını görüyoruz. Bu iddialar reddedilmiştir. Kısıtlı seçmen ve sair iddialar da reddedilmiştir. YSK'nın seçimin iptaline ilişkin kararının görünürdeki gerekçesi sadece şudur. Bazı sandık kurulu başkanlarının ve kamu görevlisi olması gereken bir üyenin kamu görevlisi olmaması. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na tek tek soruyoruz. Bu sorduğumuz sorulara Yüksek Seçim Kurulu'nun delilleriyle birlikte cevap vermesini istiyoruz. İnandırıcı cevap almak zorundayız. Çünkü bu Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal görevi ve Türk milletinin huzurunda da boynunun borcudur. 1. YSK seçim takviminde sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu gerekçesiyle tam kanunsuzluk itirazı yapılabilir diyor. Ancak bu itirazın kesin olarak sonuca bağlanması gününü de 2 Mart 2019 olarak belirliyor. Seçim hukuku usul ve şekil hukukudur. Bu tarihe kadar sandık kurullarının oluşumuna itiraz edilmediği halde 31 Mart seçim gününden sonra seçim sonuçlarına göre yapılan bu tam kanunsuzluk itirazı nasıl olur da değerlendirmeye alınır? YSK kendi ilan ettiği takvime niye uymadığını Türk milletine açıklamak zorundadır. İkinci soru. YSK'nın yerleşik kararlarında seçimden sonra sandık kurulu başkan ve görevlilerinin görevleri kötüye kullanılmasının suç oluşturması halinde bunlar cezalandırılır ama bu durum seçimlerin iptaline sebebiyet vermez diyor. Yıllardır dediği bu. Peki ne olmuştur da YSK böyle bir görevi kötüye kullanma iddiası dahi bulunmadan bir şüphe üstüne bu yerleşik kararından sadece ve sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için geri dönmüştür. 3. Sandık kurullarında sandık kurulu başkanı ile görev yapacak bir kamu görevlisini ilçe seçim kurulları belirler. Yani YSK sistemi içinde belirlenir. YSK eğer
Böyle bir kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu başkanı yapılması durumu varsa, kendi sistemi içinde gerçekleşmiş bu hatayı nasıl olur da seçmene yükler? YSK kendi sorumluluğunu kendisi üstlenmelidir. Hukukun en temel ilkesidir. Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia edemez. Kendi kusuruna dayanan YSK, kendi kusuruyla eğer böyle bir yanlışlık oluşmuşsa, seçimi iptal ederek seçmeni cezalandırmıştır. 4. Asla anlayamadığımız bir çelişki. YSK'nın kararında da hiçbir açıklaması yok. Olamaz ki. Aynı sandıktan Büyükşehir Belediye Başkan adayına, ilçe belediye başkan adayına, ilçe belediye meclis üyesi adaylarına ve muhtar adaylarına verilen oylar çıkmıştır. Yani bir zarfta 4 farklı oy vardır, 4 farklı oy. Madem ki sandık kurullarının oluşumunda tam kanunsuzluk vardı, diğer 3'ü tamam ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ediyorum ve yeniliyorum demenin mantığı nedir? Yani bu kamu görevlisi olmayan YSK'nın sistemindeki bir kusur sebebiyle olsa olsa, kamu görevlisi dışından atanan bu başkan ve üye ilçe seçiminde, belediye meclisi seçiminde ve muhtar seçiminde usulsüzlük yapmamıştır da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mi usulsüzlük yapmıştır? Bunu hangi mantık, hangi vicdan, hangi hukukla izah edeceksiniz? Tipik bir çifte standart örneğidir. YSK'nın usulsüzlük belirlendiğini iddia ettiği, usulsüz olarak atandığını iddia ettiği başkan ve üyelerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine nasıl olup da hile karıştırdıklarını delillendirmesi gerekir. Böyle bir delil yoktur. Böyle bir delile kararda yer verilmemiştir. Dolayısıyla varsayımlar, varsayımlar hem de çok uzak varsayımlar üzerinden bir karar verilmiştir. Üstelik sandık kurullarına itiraz süreci tam 2 ay önce tamamlandığı halde. 6. İlçe seçim kurulları tarafından usulsüz atandıkları iddia edilen bu görevlilerin seçimlere müdahaleyi nasıl yaptıkları gerekçelendirilmelidir. Kamuoyunun bundan haberi yoktur. Ve büyük harflerle söylüyorum, altını da çiziyorum. Seçmen seçim sonucuna iddia konusu sandık kurulu başkanlarının değil, bizzat YSK'nın müdahale ettiği inancındadır. Bir daha tekrarlıyorum. Seçmen seçim sonucuna, seçimin iptaline gerekçe gösterilen sandık kurulu başkanlarının değil, seçim güvenliğini sağlamakla görevli olan YSK'nın seçime müdahale ettiği inancındadır. Bu inanç maalesef demokrasi açısından, Türkiye'nin demokrasisi ve geleceği açısından son derece tehlikelidir. Bu sorumluluk YSK'ya aittir. Neticede 1950'den bu yana çeşitli şikayet ve aksaklıklarla da olsa işleyen seçim sistemimiz, seçimlerin güvenilirliğini sağlamakla görevli olan ve üyeleri yüksek hakimlerden oluşan YSK tarafından ağır şekilde yaralanmıştır. Değerli basın mensupları, bu iptal kararının kazananı yoktur. Bu iptal kararının sevineni de olmamalıdır. Bu iptal kararı Türkiye'ye zarar vermiştir.
hangi siyasi partiye veya adaya oy vermiş olursa olsun, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun sandığa inancı maalesef YSK tarafından oy çokluğuyla yerle bir edilmiştir. YSK kararının oy birliğiyle verilememiş olması, karşı oyların bulunması, kurulun kendi içinde de kamu vicdanında oluşan derin yaranın oluştuğunun ispatıdır. Kurul kendi içinde de yaralıdır. Vicdanına sığdıramamıştır verdiği kararı. Ama umutsuzluğa yer yoktur. Kararın oy çokluğuyla çıkmış olması yine de ileriye dönük umutları yaşatmakta, güçlendirmektedir. Kamu vicdanını hiçbir şekilde tatmin etmeyen bu karar sebebiyle seçim yenilenecektir. Seçmen bir kez daha kararını verecektir. Türkiye ekonomisini toparlamak, dağ gibi birikmiş onca sorunu çözmek zorundayken yeniden bir seçim sürecine sokulduk. Değerli basın mensupları, seçim İstanbul'da tekrarlanacak ama tüm ülke satında yaşanacaktır. Hem de çok derin yaşanacaktır. Bu sebeple tüm siyasi partilerin, adayların ve vatandaşlarımızın hiçbir gerginliğe yer vermeden bu zor süreci büyük bir olgunlukla yürütmesini bekliyoruz. YSK'nın hukuk mantığını zorlayan kararı sadece Türkiye üzerine nice senaryolar yazan ve oynayan küresel güçler ile onların ülke içindeki tetikçilerini sevindirmiştir. Türkiye demokrasisinin aldığı ağır yara, ülkemizi karıştırmak, bölmek, sınırlarımız ötesindeki menfaatlerimizi koruyamaz hale getirmek isteyenlerin elini güçlendirmiştir. O halde bu sevinci, bu çevrelerin kursağında bırakmak ancak seçim sürecini olgunlukla geçirmemize bağlıdır. Milletimizin sağduyusuna inancımız tamdır. Milletimiz emperyal güçlerin ve onların ülke içindeki tetikçilerinin pek sevindiği bu kararın yaratacağı kaosa izin vermeyecek, seçim sürecini olgunlukla tamamlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoluna kararlılıkla devam edecektir. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na çok teşekkür ederim.